Fizikçiler uzun zamandır evrendeki tüm kuvvetleri ve parçacıkları tek bir çatı altında açıklayacak her şeyin teorisinin peşinde. Ancak böyle bir teori kurmak için önce bazı temel varsayımları, aksiyomları netleştirmemiz lazım. Laplace'ın cini hikayesi ve Planck zamanı tartışması bize gösteriyor ki klasik fizik ile kuantum fiziği arasındaki uçurum bu aksiyomları seçiminde kilit rol oynuyor. Ele almamız gereken başlıca sorular şunlar. İlki determinizm ve rastlantısallık. Evrenin en temel kuralları %100 belirleyici midir? Yoksa işin içinde kaçınılmaz bir şans faktörü mü var? Klasik determinist görüşe göre eğer tüm başlangıç koşullarını bilirseniz sonuç kaçınılmazdır. Bu Laplace'ın cininin dünyasıydı. Ama kuantumun dünyası diyor ki doğa zar atmayı seviyor. Peki bir her şeyin teorisini kurarken hangisini temel almalıyız? Belki de evren özünde bir olasılık makinesi. Gerçi bazı fizikçiler kuantum rastlantısallığının sadece bizim bilgisizliğimizden kaynaklandığını, belki de henüz keşfedilmemiş gizli değişkenlerle evrenin yine deterministik olabileceğini öne sürmüştür. Ancak bugüne dek yapılan deneyler, özellikle Bell testleri gösteriyor ki en azından yerel ölçekte gizli deterministik mekanizmalar yok gibi. Kuantum belirsizliği gerçekten temel olabilir. Öte yandan çoklu dünyalar yorumu gibi bazı yaklaşımlar görünürdeki olasılıksallığın arkasındaki daha büyük ölçekte bir deterministik yapı olduğunu savunuyor. Örneğin her olası sonuç farklı bir paralel evrende gerçekleşiyor. Böylece Schrödinger'in kedisi hem yaşıyor hem ölüyor. Sadece farklı dallarda. Ancak bu da determinizmi kurtarsa bile bizi sonsuz sayıda görünmez evren gibi çılgın fikirlere götürüyor. Kısacası deterministik bir her şeyin teorisini mi aramalıyız, yoksa istatistiksel, olasılıksal bir her şeyin teorisini mi kabullenmeliyiz? Bu soru Laplace'ın cini meselesinin tam kalbinde yatıyor. İkinci mesele sürekli analog ve ayrık dijital uzay zaman. Zaman ve uzay kesintisiz bir akış mı, yoksa en küçük yapı taşlarına, Planck boyutuna, piksellere mi sahip? Klasik genel görelilik uzay zamanı pürüzsüz bir kumaş gibi modeller. Ancak kuantum fiziği kumaşın iplik iplik olabileceğini ima ediyor. Sicim teorisi ve loop quantum gravity gibi modeller uzay zamanın Planck ölçeğinde kuantize olabileceğini, yani birimlere ayrıldığını öne sürüyor. Mesela loop quantum gravity hacmin ve alanın en küçük birimlere sahip olduğunu savunur. Eğer uzay zaman gerçekten ayrık ise bir her şeyin teorisi bunu aksiyom olarak kabul etmeli. Yok eğer değilse ve süreklilik gerçekse o zaman Planck ölçeğinde yepyeni fenomenlere, örneğin kuantum köpüğü gibi durumlara rağmen temel yapı sürekli olmalı. Her iki seçimde derin sonuçlar doğurur. Sürekli dersek sonsuz küçük yapıları teorimize katmamız gerekir. Ayrık dersek de bu ayrık yapıların etrafında dolanabilecek mi fizik, yoksa gerçek bir alt sınır var mı, bunu belirlemeliyiz. Dahası ayrık bir yapıda hareket ve değişim nasıl tanımlanır? Bu da ayrı bir muamma. Üçüncü sorun gözlemci ve ölçüm problemi. Kuantum mekaniğinin belki de en tuhaf yanı ölçüm yapıldığında sistemin davranışının değişmesidir. Bir elektron süperpozisyon halindeyken hem burada hem orada bir dalga gibi yayılmışken ölçüm yaptığımız bir anda tek bir konumda bulunuyor. Yani dalga fonksiyonu çöküyor. Kimi yorumlara göre bilinçli bir gözlemci olmak zorunda değil. Ortamla herhangi bir etkileşim, ölçüm cihazı foton ve bunun gibi de gözlem rolü görebiliyor. Peki her şeyin teorisi gözlemciyi denklemlerin neresine koyacak? Laplace'ın cini gibi her şeyi bilen bir varlık bile ölçüm yapmak zorunda. Ve kuantumda ölçümün kendisi kurallara dahil. Bazı fizik felsefecileri evreni tanımlayan temel denklemlerde gözlemciyi de bir aktör olarak eklemek gerekebilir diyor. Örneğin Kopenhag yorumu ölçüm olayını teorinin dışında bırakıp ölçtün mü çöker diyor. Bu eksik bir aksiyon gibi. John Cramer'ın işlemsel transactional yorumu ise buna farklı yaklaşıyor. Parçacıklar arasındaki etkileşimlerin zaman içinde ileri ve geri giden dalgaların tokalaşmasıyla gerçekleştiğini öne sürüyor. Yani bir kaynak geleceğe doğru bir teklif dalgası gönderirken bir soğurucu, örneğin bir dedektör, geçmişe doğru bir onay dalgası gönderir. Buluşma gerçekleşirse kuantum olayı, örneğin elektronun tespit edilmesi vuku bulur. Bu yorum ölçüm yapan özel bir gözlemci kavramını denkleme sokmadan doğanın kendi içinde kendi kendine gözlem mekanizması meydana getirebileceğini iddia ediyor. Üstelik zaman konusunda da radikal. Olaylar zaman simetrik bir alışveriş içeriyor. Yani geleceğin ve geçmişin rolü eşit. Bu fikirler ölçüm problemiyle boğuşurken temel teorimize belki de dahil etmemiz gereken yeni aksiyonları düşündürüyor. Kısaca bir Theory of Everything'de bilgi nasıl kaydedilir, ölçüm ağını fiziksel olarak ne demek, gözlemcinin rolü nedir gibi soruları cevaplamak zorundayız. Son olarak da zamanın tanımına gelelim. Her şeyin teorisinde belki de en zor soru zaman nedir sorusu. Planck zamanı gibi en küçük zaman dilimini temel birim olarak kabul edelim mi? Eğer edersek bu tek bir tik içinde neler olup bittiğini kuralları da yazmamız gerekiyor. Aksi halde zamanın atomlarına sahip oluruz. Ama onların içi bomboş kalır. Fiziksel süreçleri açıklayamayız. Bir saatin dişlileri varsa her tikte o dişli mekanizmasının nasıl çalıştığını bilmeliyiz. Planck zamanı bir tik ise evrenin durumu her tikte nasıl geçiyor? Bu keskin geçişler arasında herhangi bir belirsizlik mi var yoksa tamamen tanımlı mı? Şu anki bilgilerimize göre Planck zamanının altında olayları anlatmak için kuantum kütle çekimi denen henüz tanımlayamadığımız bir teoriye ihtiyacımız var. Genel görelilik süreklilik diyor, kuantum belirsizlik diyor. Çarpıştığı için bu aralığı dolduramıyoruz. Kim bilir belki zaman dediğimiz kavram bile o ölçekte parçalanıp anlamını yitiriyor. Bazı teorisyenler belki de zamanın kendisi ortaya çıkan bir kavram olabilir diyor. Yani temel değil, daha derin bir gerçekliğin yan ürünü. Eğer öyleyse Planck zamanı altındaki an kavramını bile yanlış anlamış olabiliriz. Bu durum zaman bir illüzyon mu sorusunu akla getiriyor ki birazdan buna tekrar geleceğiz. Bu soruların her biri fiziğin en uç tartışma alanlarını oluşturuyor. Ve henüz kesin cevaplar yok. Ancak hepsi Laplace'ın cini düşünce deneyi sayesinde birbirine bağlanıyor. Küçük bir an içinde evreni tam olarak bilemedik. Evreni tam olarak bilememek bize deterministik anlayışın sınırını gösterdi. Bu da bizi olasılıkların doğasını, uzay zamanının yapısını, gözlemcinin rolünü ve zaman kavramının özünü sorgulamaya yöneltiyor. Her şeyin teorisini kurmak istiyorsak muhtemelen bu klasik aksiyonları yeniden gözden geçirmemiz gerekecek. Belki de en temelde Laplace'ın cini için geçerli olacak bir biçimde yeni bir yaklaşım inşa etmek zorundayız. Tüm fizik yasalarını kapsayan ama bir Planck anında bile tutarlı kalan bir yaklaşım. Hikayemizi daha ilginç bir hale getirmek için biraz daha derine dalalım ve bazı kavramları irdeleyelim. Günlük deneyimimizde zaman hep ileri akar, geçmişten geleceğe doğru. Yumurtayı kırarız ama kendiliğinden yeniden bir araya geldiğini görmeyiz. Bu zaman okunun ifadesidir. Peki Laplace'ın cini perspektifinden ileri geri fark eder miydi? Newton'un ve hatta Schrödinger'in denkleminin kuantum yasaları zamana göre tersinmez değil, zaman ileri akarken de geri akarken de denklem formunda bir ayrım yok. Bazı temel parçacık etkileşimlerinde ihlal var ama gene fizik kanunları tamamen zaman simetriktir. O halde neden biz zamanı tek yönde algılıyoruz? Bunun cevabı entropide gizli. Entropi kabaca düzenin bozulması ya da düzensizliğin artması demek. Evren başlangıçta büyük patlamada çok düşük entropili düzenli haldeydi. Zamanla entropi artıyor, yani evren giderek daha düzensiz, daha karışık hale geliyor. İşte bu artış zamanın okunu belirliyor. Laplace'ın cini içinde teoride ileri ya da geriye hesap yapmak mümkün olsa da pratikte geriye giden hesap muazzam imkansızlaşıyor. Çünkü entropi istatistiksel olarak geri çevrilemeyecek şekilde büyüyor. Şu ilginç noktayı vurgulayalım. Temel fizik denklemleri, genel görelilik, elektromanyetizma, kuantum denklemleri kendi içinde zaman simetrik olabiliyor. Ancak evrenin başlangıç koşulu çok özel, düşük entropide olduğu için tek yönlü bir süreç ortaya çıkmaktadır. Bu bir nevi evrensel bir termodinamik kural, gelecek geçmişe göre daha karışık. Peki bu neden önemli? Çünkü belki de zamanın akışı dediğimiz şey istatistiksel bir yanılgı veya içinde yaşadığımız makro düzeyin bir özelliği. Kuantum düzeyinde zamanın tersine akışı pekala mümkün. Bir kuantum etkileşimi film gibi geri sarılsa tuhaf gelmez. Bilim insanları iki zıt zaman okunun aynı anda ortaya çıkabileceği senaryoları araştırıyor. Örneğin yakın tarihli bazı çalışmalar belirli kuantum sistemlerinde geçmişe doğru işleyen bir zaman okununda matematiksel olarak ortaya çıkabileceğini gösterdi. Kozmologlar ise büyük patlamanın her iki yönde de zaman okları meydana getirmiş olabileceğini, yani bizim evrenimizin zaman oku ileri giderken öte tarafta ayna bir evrende zamanın geri aktığını teorize ediyorlar. Zamanın yönü mutlak olmayabilir. Bir diğer derin noktada evrenin kanunları aslında zaman simetrik olmasına rağmen neden makroskopik dünyada bu simetri bozuluyor sorusuyla muhatap olmamızdır. Biraz önce entropiyle cevapladık ama belki de her şeyin teorisi simetriyi daha geniş bir açıdan ele alır. Örneğin CPT simetrisi dediğimiz bir temel ilke var. Fizikte yük, parite ve zaman hepsi birden tersine çevrilseydi teorik olarak o süreç yine geçerli olmalıydı. Bu parçacık fiziğinin kalbinde yatan bir simetri prensibi. Kozmologlar bazen hayal kurar. Belki de Big Bang'te eşit miktarda madde, karşıt madde ve bir zaman simetrisiyle iki aynı evren doğmuştur. Biz zamanın bir tarafında akarken diğer evrende öteki tarafta akıyor. Kısaca zamanın doğası ve simetrileri de her şeyin teorisinde önemli bir yer tutacak. Burada bahsettiğimiz çok dünya, işlem yorumu, zaman simetrileri, olasılığın yorumu gibi kavramlar meraklısı için işin teorik derinliğini gösteriyor. Bu videoda asıl anlatmak istediğimiz küçücük bir an kavramının bile bizi nasıl devasa sorulara götürdüğüdür. İşte bilim böyle bir yolculuk. Bir temel fikri, Laplace'ın cini ve anlık görüntüyü alıyoruz. Onu gerçek dünyanın sınırlarına, Planck zamanı ve kuantuma uyguluyoruz. Ve sonunda felsefeye göz kırpan derin meselelerle baş başa kalıyoruz. Şimdi tüm parçaları bir araya getirelim. Laplace'ın cini deterministik evren, hayalinin maskotu gibiydi. Eğer evren tam bir makine ise ve anlık durumunu bilirsen geleceği hesaplayabilirsin demişti Laplace. Fakat modern fizik bize diyor ki evren bir makine olsa bile dişlileri kadrajın içinde net yakalayamazsın. Çünkü Planck zamanına kadar zoom yaptığınızda görüntü dağılıyor, netlik kayboluyor. Bu yüzden cin elinde ne kadar gelişmiş bir kamera olursa olsun Planck seviyesinde çektiği fotoğrafta sadece kuantum gürültüsünün yoğurduğu rastgele pikseller görecek. Bir anlamda evrenin en temel tablosu empresyonist bir resim gibi. Yakından bakınca fırça darbeleri ve noktalar karmaşa ama uzaklaşınca anlamlı bir sahne oluşuyor. Biz gündelik hayatta uzak açıdan görüyoruz. O yüzden dünya düzenli ve tahmin edilebilir geliyor. Ama yakından, çok yakından bakmaya kalkarsak da belki de kesinlik dediğimiz şey çözülüyor. Determinizm doğru mu? Zaman bir illüzyon mu? Gerçeklik pikselli mi? Bir her şeyin teorisi geliştirilecekse bu teorinin Laplace'ın cini testinden geçebilmesi, yani bir Planck kanunu bile kavrayabilmesi gerekir. Aksi takdirde eksik kalır. Şu an için parçacık fiziğinin standart modeliyle genel görülülüğü bile tam entegre edemiyoruz. Kaldı ki böylesi temel soruları çözelim. Şahsi ve felsefi çıkarımımız evren muazzam bir yer ve her katmanda farklı kurallar hüküm sürebiliyor. Makro dünyada Laplace'ın saati tıkır tıkır işlerken mikro dünyada Heisenberg'in zarları atılıyor gibi. Hangisi gerçek? İkisi de evrenin gerçeğinin parçaları. Bizler bu dev kozmik bilmecenin ortasındayız. Videomuzu sonlandırmadan önce gelin son bir beyin egzersizi yapalım. Belki her an yeniden var oluyoruz. Belki tüm anlar zaten blok evren dediğimiz 4 boyutlu bir yapıda dondurulmuş durumda. Ve biz onu dilim dilim tecrübe ediyoruz. Bu fikirler biraz felsefi gelebilir. Ama bilimin uçlarında bunlar tartışılıyor. Özetle Laplace'ın cini ve Planck zamanı hikayesi bize şunu gösteriyor. Bilim cevaplardan çok sorularla ilerleyen bir serüven. Bir anın peşine düşerken evrenin kalbine dokunuyoruz. Son olarak düşünceleriniz bizim için önemli. Bu konu hakkında sizin görüşleriniz neler? Evren sadece deterministik mi yoksa temelinde şans yatıyor mu? Zaman gerçekte nedir? Yorumlarda tartışalım. Eğer bu video zihninizi kurcaladıysa arkadaşlarınızla paylaşmayı ve onları da bu tartışmaya davet etmeyi unutmayın. Unutmayın, bilimsel merak zincirlemeye yayılır. Şimdilik bizden bu kadar. Bir sonraki videoda yine evrenin ilginç bir yönüne birlikte bakmaya devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın ve merakla kalın.